arkadaşlar. Bugün sizlere oryantal ritmi detaylı bir şekilde anlatacağım. Ritmimize çalışmaya geçmeden önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 4 sene önce ben bu işe başladığımda, yani gitar derslerimi YouTube kanalımda paylaşmaya başladığımda yaklaşık 10-15 kişi falandık abone olarak. Ve şimdi bakıyorum ki 2000'leri geçmiş durumdayız. Ve buradan beni destekleyen ve beni izleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer ki ben bu videoları paylaştığım zaman güzel tepkiler ya da güzel yorumlar görmeseydim ya da destek görmeseydim ben kesinlikle buna devam etmezdim. Ama görüyorum ki bu kadar destek var ve bu kadar beklenti var. Ben de elimden geldiğince güzel videolar çekip daha iyi anlatımlar yapmaya çalışıyorum. Ve bunların da devamı gelecektir. Şimdi biraz ritmimizden bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin kulağına yer etmiş olan civ civ çıkacak, kuş çıkacak teke ritmini gitar üzerinde çalacağız. Ve ben bunu bugün nota değerleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ondan sonra gitar üzerinde nasıl çalındığını yine sizlere göstereceğim. Şimdi dilerseniz bir fa majör akoru basıp ve dediğim ritmi bir çalalım, nasıl tınladığına bakalım. Evet, fa majör akoru bastım. Ritmimi çalıyorum. Ritmimiz bu şekilde. Ya da ne yaptık? Ya da şöyle diyelim. Düm düm teke tek, düm teke tek teke. Bir de öyle çalalım. Düm düm teke tek, düm teke tek teke. Ya da civ civ çıkacak, kuş çıkacak teke. Civ civ çıkacak, kuş çıkacak teke. Tekrardan fa majör akoru basıp yine çalalım. Civ civ çıkacak, kuş çıkacak teke. Ya da düm düm teke tek, düm teke tek teke. Bu ritmi çok iyi öğrenmenizi istiyorum çünkü daha önce çalmış olduğum Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarına isimli şarkısına bir cover yapmıştım ve orada kullandığım bir ritim vardı. O ritimde de aslında bu ritmi kullanıyorum ama orada şöyle bir hareket yaptım. Aslında yine aynı ritim. Bu dersi de iyi öğrenmenizi istiyorum çünkü artistik hareketlerle gitar çalma başlığı altında 4 tane video çekmiştim. 5. video da bu ritim üzerine olacaktır. O yüzden iyi öğrenmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi şimdi oryantal ritmimizi nota değerleri ile birlikte nasıl çalacağımızı göstereceğim. 4 dörtlük bir ritim. Nota değerlerini verdim. 16'lık nota, çeyrek vuruş ve 8'lik nota, yarım vuruş. 2 yarım vuruşluk nota bir vuruşumuzu oluşturuyor. 2 çeyrek, 1 yarım yine bir vuruşumuzu oluşturuyor. Toplamda 4 tane vuruşumuz var. Buradaki oklar ile gitar üzerinde telleri nasıl vuracağımızı gösterdim. Oklar aşağı gösterdiğinde A harfi ile aşağı doğru, yukarı gösterdiğinde Y harfi ile yukarı doğru gösterdim. Yani aşağı, yukarı, aşağı, yukarı şeklinde. Arkadaşlar ben gitarımın tellerin arasına bir peçete sıkıştırdım. Hem nota değerlerini gösterip hem de gitar üzerinde parmağımızı aşağı yukarı nasıl çalacağımızı göstermek amaçlı. Şimdi dilerseniz oklar yardımıyla şöyle bir çalalım. A A A Y A A A Y A A Y. Evet arkadaşlar, biz bu nota değerlerine çalışırken daha akılda kalabilmesi için daha kolay anlaşılabilir ve daha kolay öğrenmek amaçlı müzisyenler aralarında ortak bir dil seçmişler ve bu nota değerlerine hepsine birer isim vermişler. Aşağıda da gördüğünüz gibi kartal, karaman, Ankara, Ankara. Ya da civ civ çıkacak, kuş çıkacak teke. Ya da düm düm teke tek, düm teke tek teke. Bu oryantal ritmimize aşağıda gösterdiğim adlandırmalar ile birlikte çalışırsak daha aklınıza kalıcı olacaktır ve daha kolay öğreneceksinizdir. Şimdi dilerseniz bu adlandırmalarla birlikte gitar üzerinde aşağı yukarı hareketlerimizle nasıl çalacağımızı görelim. Kar, tal, Karaman, Ankara, Ankara. Civ, civ çıkacak, kuş çıkacak teke.
düm düm teke tek düm teke tek teke. Ritmimiz biraz daha hızlandığında şöyle bir hal alacaktır. Evet arkadaşlar, son olarak da bu müzisyenler bizler için o kadar uğraşmışlar, emek vermişler ve bizler bu notaları ve ritimleri daha iyi anlayalım diye bu kadar çaba vermişler. Biz de onlar için diyoruz ki evet, şimdi de biraz daha hareketli olarak çaldığım şarkılardan bir tane örnek vermek istiyorum. O da Erkin Koray'ın Fesuphan Allah şarkısı. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Bir ders videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur ve güzel güzel çalışırsınız. Her videoda dediğim gibi bu videoda da söylemeden geçmek istemiyorum. Her ne çalışıyorsanız, sol olur, arpej olur ya da ritim olur, her zaman yavaştan başlayıp ve kademe kademe yükselip hızlanın. Yoksa çok hata yaparsınız. Örneğin bugün ne çalıştık? Oryantal ritme çalıştık şu şekilde. Bunu en yavaştan başlayıp çalışmaya, ondan sonra eliniz zaten reflekse alışacak durumda, yavaş yavaş hızlanacaksınız. Şeklinde çalışabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her zaman desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.